tüp bebek merkezi seçerken nelere dikkat edelim? Bu soru aslında cevabı zor bir soru. Tüp bebek merkezi seçerken nelere dikkat ediyoruz? Şöyle bir düşündüğümüzde, ya referansına bakıyoruz. Yani bize kim önerdi bu tüp bebek merkezini diye soruyoruz. Veya yazılı görsel medyadan takip ettiğimiz özelliklerine göre karar veriyoruz. Belki bu soruya en iyi yanıt, o merkeze gidip o merkezdeki yetkili bir hekimle görüştükten sonra verilecek bir karar olabilmeli. Çok zor bir karar çünkü gerçekten hem maddi açıdan bir size külfeti olan işlemle başlıyorsunuz hem de manevi açıdan sizi yoracak belki bir serüvene, yolculuğa çıkıyorsunuz. Dolayısıyla bu kararı iyi vermek lazım. En önemli husus burada vereceğiniz kararda, gidip görüştüğünüz ve bu tedaviyi üstlenecek olan sizinle ilk görüşen hekimin tüm süreç boyunca yanınızda olup olmadığına bakmak lazım. Gerçekten bu hem sizin psikolojiniz açısından önemli, hem ilişki kurduğunuz hekimle diyaloğunuz açısından önemli. Ve başarıya da olumlu veya olumsuz yansıyabilecektir. Dolayısıyla belki ilk sorunuz, siz evet bizimle bu görüşmeyi yaptınız, bütün tedavi süresince bizim yanımızda olup yumurta toplama işlemi, embriyo transferi işleminde de yine bizimle olacak mısınız sorusu olmalı. Bir de tabii işin arka kısmı var. Yani bu arka kısmı dediğimde laboratuvar kısmı. Laboratuvar kısmında tabii iyi bir ekipmanın olması, tecrübeli bir ekibin olması ve sizden alınacak yumurtaların orada en iyi şekilde bakılacağından emin olmanız lazım. Dolayısıyla embriyo laboratuvarının başarısı, oradaki aletlerin seçiminden, oradaki bakımın iyi yapılmasından ve size transfer edilecek embriyonun seçilmesine kadar çok önem kazanmaktadır. Dondurma şartları nelerdir? Nasıl dondurma işlemi yapılıyor? Ve başarı nedir? Klinik gebelik oranları nedir? Eve bebek getirme, götürme oranları nedir? Bu soruların cevabını da tabii bilmek yine merkezin seçimi konusunda sizin açınızdan önem arz eden soruların cevapları olacaktır.